Merhaba arkadaşlar, Pes Zamanlar bir kanalına hoş geldiniz. Mağazadan 5. ikon futbolcumuzu alacağız. Daha öncesinde puanlarımızla 4 ikon futbolcuyu kadromuza katmıştık. Ve PES 2021 mobilinde artık sonlarına geliyoruz. Mağazada bu perşembe günü artık kapanmış olacak. İkon almak için son günler, son saatler diyebiliriz. Benim de puanlarımın bir kısmının bitimine az bir zaman kaldı. Ondan dolayı alacağım. Yoksa almayı düşünmüyordum. Ama puanların son kullanım süresinin yaklaşmasından dolayı biraz tedirginlik var bende. Hatta göstereyim arkadaşlar. Epey bir puanım var. 2 tane ikon futbolcu alacak puanımız bile var. 57.200 puanım var. Ayrıntılara tıkladığımız zaman son kullanım süresine baktığımızda bizim puanlarımız 2022'ye aktarılıyor. E-Futbol 2022 mobile aktarılacak ama son kullanım sürelerine dikkat etmek gerekiyor. Süreler dolduğunda puanlar siliniyor. Benim 15.800 puanımın süresinin bitmesine 28 gün var. Bir aydan az bir zaman kaldı. Hadi diyelim oyun çıktı. 1-2 hafta sonra çıktı diyelim. En yakın zamanda da hemen mağaza açılacak. Oraya oyuncular eklenecek mi? Eklenmezse benim puanlarım silinir. Ben de ondan çekindiğim için diyorum ki bir tane ikon futbolcu alayım. Şu 15.800'lük puanı riske atmayayım. Kadroya en azından bir oyuncu dahil edelim. İlk olarak ben Bergkamp'ı almıştım. Onu çok acele aldım. İlk eklenen ikonlar içerisindeydi. Ve sonrasında ikon futbolcu gelmez diye ben hemen Bergkamp'ı aldım oradan. Sonrasında birçok ikon futbolcu geldi. Daha sonra Beckenbauer'ı aldık savunmaya. Roberto Carlos'u aldık savunmaya. Ve son olarak Fernando Torres'i aldım ki mağazadan alıp da neredeyse her maç oynattığım isim Fernando Torres oldu. Ondan da ben şahsen çok memnunum. Oyun tarzıma uygun bir oyuncu. Mağazaya en çok beklediğim isim Rummenigge'ydi. Rummenigge eklenmedi. David Beckham eklenmedi. Gullit, Rijkaard önemli isimleri mağazaya eklemediler. Ronaldinho bu sene beklenmiyordu. Önümüzdeki sezon inşallah mağazaya eklenir. Top açılımıyla bazı futbolcuları çıkaramıyoruz. Artık puanımızı da buradan alıyoruz. Özellikle ben savunmaya ikon futbolcu çıkaramıyorum. Kaleci çıkaramadık. Savunmadaki oyuncuların da iki tanesini mağazadan aldık. Elimde bir Maldini var. Hem geçen seneki kartı hem bu seneki kartı. Ve ben savunmaya bir takviye yapacağım arkadaşlar. Hemen kadroyu da göstereyim. Benim ikon kadromda savunmada eksik var. Örneğin ben göstermelik olarak Patrick Vieira'yı sağ beke çektim. Normalde orada Maldini'yi kullanabiliriz. Ben o yüzden kadroya bir tane stoper alayım diyorum. Elimde benim stoper olarak iki tane stoperimiz var. Maldini ve Beckenbauer. Maldini'yi bekte kullanabilirim. O yüzden mağazada da stoperler arasında Puyol bulunmakta. Puyol'u kadromuza katalım diyorum. Hemen mağazaya da geçiş yapalım arkadaşlar. İkon kadronun son halinde ben bazı farklı dizişlerle de oynuyorum. Mesela son zamanlarda üçlü stoperi çok kullanıyorum. Orada Puyol'u kullanabiliriz. Normalde Puyol benim çok beğendiğim bir ikon futbolcu değil. Ama alabileceklerim içerisinde mağazaya baktığımız zaman da alabileceğim en uygun isim o. Forvet'te elimizde ikon futbolcular var. O yüzden Batistuta'yı düşünmüyorum. Patrick Vieira bende var. Mağazadaki Beckenbauer'ı almışız. Carlos Fernando Torres'i almışız. Jungberg, Giggs'in bu seneki kartı var. Bende Morientes de var. Çok kullanmıyorum. Real Madrid maçlarında özellikle kullanıyorum. Onun süper yedek özelliği vardır. Oyuna sonradan sokulduğunda bir iş yapabiliyor. Oyun tarzı kurnaz. Mesela Inzaghi olsaydı ben daha çok beğeniyordum Inzaghi'yi. Onu almayı düşünebilirdim. Ben Filippo Inzaghi oyunda efsane kartını bile birçok kere kullanmış bir isim. İkon kartını da isterdim. Baktığımız zaman burada alabileceğim, kadromda kullanabileceğim isim Puyol olarak duruyor. Puanlarımız da 57.200. Ben Puyol'u aldıktan sonra geri kalan puanlara dokunmayacağım. Yeni oyuna bırakacağım. Yeni oyunda artık mağazaya ne zaman eklenir? Kasım'ın sonunda mı? Aralık'ın başında mı? Geçen sene Aralık ayının başında eklenmişti mağazaya oyuncular. Belki yine bu sene de öyle olabilir. Ama bu sene çok gecikti her şey. O yüzden tedirginim. Yine gecikmeler olabilir mi? Hemen mağaza aktif olmaz. Sıkıntıya yaşamayalım. Bu konuda mağduruz. Birçok arkadaşımızın puanları yetmiyor hatta. Sınırda kalan arkadaşlarımız var. Konemi bununla alakalı bizim mağduriyetimizi gidermesi gerekiyor. Herhangi bir açıklama yapmadılar. Hatta geçtiğimiz birkaç gün önce bazı arkadaşlarımızın puanı da silindi. O puanlar yazık oldu. Kolay birikmiyor ki. Haftada maç değerlerden az kazanıyoruz. Ben peki bu puanları nasıl bu kadar hızlı biriktirdim? Ona da videonun sonunda değineyim arkadaşlar. Hemen Puyol'u bir alalım. Top açılımıyla ikon ekranı göremedik. Ara hesabımızda en son Guardiola'yı çıkarmıştık herhalde. Yine bir Barcelona'lı kadromuza katacağız. Şöyle bir tıklayalım da kırmızı ekranı görelim. Anlaş diyelim. Verdik 26.250 e-futbol puanını. İlerledelim. Aa, evet.
Normalde ben çok yedek hesaplara geçiş yapan birisiyim. Arkadaşlar sizlerde de bu durum olabilir. Ben uzun süredir çünkü mağazadan ikon futbolcu almamıştım. Herhangi bir hata alırsak da nasıl düzeltebiliriz? Onu da görmüş olacağız. Bakalım ne diyor? Burada ilerle diyeceğiz. Kullanım koşullarını kabul etmelisiniz diyor. Ben Fernando Torres'i aldıktan sonra herhangi bir ikon almamıştım. Sizde de aynı bu durum verebilir. Ben çok hesaplar arasında da geçiş yapan birisiyim. İlerle diyelim. Ülke bölgenizde doğrulanacak diyor. Aynen ilerle diyelim. Bizi Konami'nin resmi web sitesine yönlendiriyor. Burada kırmızı olan yazıya tıklayalım. Gelen sayfada Konami ID ve şifre bilgimizi girmek gerekiyor. Ben burada hemen şifre bilgimi gireceğim. Login diyelim. Hemen aşağıya doğru indi. Şuna tıklayalım. Kırmızıya bakalım. Hemen aşağılara doğru inelim. Herhangi bir yatağı verecek mi, vermeyecek mi? Vermeyecek gibi duruyor. Telefon bu. Bizim Poco markalı telefonda çift uygulama özelliği var. Soldaki ana hesabım, diğeri yedek hesap. Herhangi bir uygulama kurmadan Xiaomi ve alt markalarında aynı anda iki oyunu kullanabiliyoruz. Kopyalamalar yapabiliyoruz. İstediğimiz uygulamaları kopyalayabiliyoruz. Telefonun kendi özelliği. O anlamda memnun kaldım. Xiaomi'lerde olan bir özellikti bu. Poco da Xiaomi'nin bir alt markası. Herhangi bir hata vermedi. Eğer burada hata verseydi arkadaşlar, öncelikle şunları yapmak gerekiyordu. Yedek hesapları olanlarda, geçiş yapanlarda zaman zaman veriyor. Tarayıcının geçmişini silmek gerekiyor. Özellikle OTP hatası alıyorsanız şifre ile alakalı. Sonrasında şifreyi elle yazmak gerekiyor. Yine hata alıyorsanız o sayfayı farklı tarayıcıdan, örneğin siz Google Chrome'u kullanıyorsanız Opera'yı kullanın. Farklı bir tarayıcı kullanın. O durumda da hata veriyorsa arkadaşınızın telefonundan filan PES Mobile'e giriş yapıp farklı bir telefondan artık giriş yapmak gerekecek. Kademe kademe bunları kullanmak gerekiyor. Biz herhangi bir hata almadık. Hemen OK'ye tıklayalım. Artık kırmızı ekran geliyor. Sonunda gördük şu ekranı ya. Zaten Ronaldo'dan sonra moralim çok bozuldu. Ben bir süre kendime gelemedim. Bayağı bir üzüntü çöktü. Ben çıkaracağımı, en azından ikon futbolcu çıkaracağımı hissediyordum. Pazar gününe kadar yine maç değerleri yapacağım. Ronaldinho'ya son kez az elde kalan maç Mike Club'larla şansımı deneyeceğim ama mağazadan ne zaman ikon aldıysam sonrasında da bana vermiyordu. Öyle bir şanssızlığım da var. Artık bu yolu kadromuza kattık. Puanımız da 5. ikon futbolcuyu aldık. Zaten çok fazla ikon hani rekor seviyelerde yok. Bende 24-25 tane ikon futbolcu vardır galiba. Bu belki 25. olabilir bu yol. Hatta elimdeki tüm oyuncuları sizlere de göstereyim arkadaşlar. Öncelikle bir takımımıza yerleştirelim. Bu yolu bir fulleyelim. Ben bu yolu hemen kilitleyeyim. Çünkü yanlışlıkla silebiliriz. Antrenör yapabiliriz. Ben bir ikonu silmiş birisiyim geçmişte. 100 bin fazla bile olacaktır. İlerle diyelim. Hemen burayı ileri dedik. 23'te 23 doldurdu. Barcelona takımını kullanmıyorum. O yüzden seviyesi 96. Barcelona takımını da kullanabiliriz. Elde Barcelona'lı epey bir oyuncu oldu. Beklerde de bu yolu kullanabilmekteyiz. Şu özelliklere baktığımız zaman kafa 91 ama boy tabii bu yolda uzun boy yok. 1.78. Kafa özelliği var. 90'ın üzerinde. Baktığımız zaman hız 83, hızlanma 86. Sıçrama çok iyi 99. Fiziksel temas 97. Dayanıklılık 85. Bir stoper sonuçta. Bekte oynatmaksa sıkıntı yok ama bekte oyunu tamamlayamaz maçı. Defansif farkındalığı 94. Top kazanma agresif değerleri de bayağı iyi. Form durumu 8, fiziksel durum. Maç öncesi genelde hep yukarı bakacak ok şeklinde. Becerileri bunlar. Önemli becerileri de var ve oyun tarzı yok edici. Top kazanma konusunda çok istekli bir oyuncu olacak sahada. Bundan dolayı da zaman zaman yerini terk ediyor. Alan verebiliyor rakip oyunculara. Rakip de zaten Puyol'unu gördüğü zaman o bölgeden sızmaya çalışabilir. Takım yönetimine geldiğimiz zaman hemen Maldini'yi sağ bekalım. Patrick Vieira'yı da şöyle ortaya çekelim. Dost yapalım. Ve kadromuza bu yolu dahil edelim. İmzalama tarihi diyelim. Ben ama son zamanlarda bu sezon özellikle üçlü dizilişi daha fazla kullanıyorum. Bu yolu biz üçlüde de kullanabiliriz. Hemen o dizilişe geçecek olsam. Ben bu sezon en çok kullandığım menajer ve en memnun kaldığım, en beğendiğim menajer bu oldu. Çerepçenko, hemen göstereyim adı bu. Fakat dizilişi değişti bu menajerin. 3 forvetle oynayabiliyoruz. 3 savunma var. 3 forvetle 4'lü stoperli Zeyd'leri ben düşürememiştim, çıkaramamıştım. Bana görünmemişti o menajer. Alabildiğim bir menajerdi bu. Ve çok memnun kaldım. Bu dizilişle oynayan bir YouTuber vardır. Japon bir YouTuber. O 2000 dereceye de geçti. Oyunun en etkili dizilişlerinden bir tanesi bu.
Bu dizilişte oynayan derecesi çok yüksek oyuncular var. Zaten en iyi oynayan kişi o Japon YouTuber. O birçok dizilişle oynuyor ama bu sezon o da Cherevchenko'yu çıkardıktan sonra aldıktan sonra genelde hiç değiştirmedi. Bu dizilişle oynamakta ve 2000 dereceleri de aldı başını gitti. Darısı bizlere diyelim. O kadar derecelere çıkabilir miyiz acaba da? Puyol'u da kadromuza yerleştirdik. Puyol'u ama oynatırım. En azından üçlü savunmada sağ tarafta, sol tarafta, kenar taraflarda özellikle kullanmayı düşünüyorum. Burada ikonlara baktığımız zaman arkadaşlar, hatta ben tüm ikonlarımı bir göstereyim. Oyuncu kartları diyelim buradan. Elimizdeki bu sezon ben ikonlardan ağırlıklı açmaya çalıştım hani hesabımdan. Mor kart oyunculardan çok fazla açmadım. Son zamanlarda açtığımız olmuştu. İkon futbolcu çıkardığımız oldu, çıkaramadığımız oldu. Mor kartlarda ama bazı güzel oyuncuları çıkardık. Mbappe 199 geldi. Çok sıklıkla kullanıyoruz. Aşağılara doğru indiğimiz zaman da stoperleri savunmaya son haftalarda mor kartlar geldiği zaman çıkarmıştım. Uzun süre savunmaya oyuncu çıkaramadım. Normal mesela kart Van Dijk'le epey bir oynamıştım. Muhammed Salah'ı falan çıkardık bir ara. Sancho benim ilk çıkardıklarımdandı. Onu o zamanlar çok kullanmıştık Ansu Fati'ye. Aşağılara doğru indiğimiz zaman da Musiala'yı çıkardık ama benim oyun tarzımla pek uymadığı için oynatmadım onu. Mor kart oyuncularımızı şöyle aşağılara doğru inelim. Yine de bayağı da mor kart kadromuza katmışız. İkonların sayısına baktığımız zaman yukarıda 5 tane ikon futbolcumuz var. Burada geldiğinden beri sürekli kullandığım bazı ikonlar var. Örneğin York Elver pek kullanmam. Forlan ilk 11'in değişilmezi. Son haftalarda çıkardık. Banko oynuyor. Rashford geldiği günden beri oynatıyorum. Fernando Torres'i mağazadan aldım. İlk 11'imin değişilmezi. Van Basten artık eskiden kullanıyorduk. Aşağı ikinci kısımda yok. Sonra Neymar. Her dizilişimde bir şekilde onu uyduruyorum, bir yere yerleştiriyorum ve onu kullanmaya çalışıyorum. Neymar da geldiği günden beri genelde oynadı. David Beckham, Banko ilk 11'imizin oyuncusu. Matheus'u da normalde kullanmaya çalışıyorum ama öyle her maç oynattığımı söyleyemem. Patrick Vieira geçen sene çıktı. İlk 11'in değiştirmesi. Banko oyuncum yani. Geldiğinden beri maç kaçırmıyor diyebilirim. Diğerleriyle dönüşümlü oynamıştık. İkon sayımıza da baktığımız zaman Maldini'den 2 tane var. Hani onu bir tane sayalım biz. Aşağı tarafa 2 dersek 6, 12, 2 de orada var. 14, 20 ve burada da 5, 25 tane farklı ikonumuz var. Maldini'nin bir tanesini saymayalım. Bu sezonu bu şekilde tamamlıyoruz ikonlar anlamında. Perşembe bedavadan şansımızı deneriz. Gelirse belki Erwin, sol bek oyuncusu var orada. Gelir mi? Ronaldo'ya için ama son ayına kadar şansımı deneyeceğim. Mike Lapparalan'ı bu haftaki maçları tamamlayıp belki gelir mi? Zor bir ihtimal ama en azından şansımızı deneriz. Bir de bazen arkadaşlarımız menajerlerimi soruyordu. Menajerlere tıkladığımız zaman ben çok menajer değiştiren bir ismim. Alıyorum, değiştiriyorum, satıyorum. 50 de 50 dolu oluyor bende. Burada maliyetlerini yükselttiği menajerler var. Örneğin Cherevchenko benim 3 forvetli olan menajerim. Onu çok kullandım. Valbuena'sı var. Diğer 3 forvetli olan Dominguez var. Bu da 3 forvetle oynuyor. Fakat benimkinden farkı 2 SF arkasında 1 GF. Bununla da oynayan bazı arkadaşları görmekteyim. 4-2-1-3 birçok farklı dizilişte menajerler var bende. Birisi top çevirme, birisi kontra atak. Örneğin Şevşenko top çevirmedir. Onun kontra ataklısını da görür umarım. Raya diye geçen menajer 2 ofansif orta sahalı, 2 santraforlu. Elimde farklı farklı menajerler var. Tülebras önemli bir teknik direktör. 4-2-2-2'de kanatlı ama kontra atak menajeri. Savunma sıfırı iyidir. Oyuncudan birbirine olan yakınlıkları. 4-3-2, 4-2-4'leri de ben çıktığı zamanlar almıştım. Epey bekledim ama. Bir 2-3 ay bekledim ilkini almak için. Birinciyi aldıktan sonra diğerleri bana peş peşe göründü. Şu Ayanez bile çok nadir gelen bir menajerdir. Bunu da çıkarmıştık. Beşli bir savunma hattı var. İleride dörtlü bir hücum hattı. Çok değişik bir dizilişti işte. Hemen o zaman almıştım ama kullanmıyorum. Hiç oyun tarzıma uygun değil. Aşağılara doğru indiğiniz zaman da böyle farklı olarak Scaloni. Bu da 3 GF oynayabilen bir menajerdir. Farklılığı odur. Nadir kullanıcıda gördüm ben. Amanalar, Bemaneler, Pirlo tek stoperle oynayan bir menajer. 2 bek tek stoper var. Savunma çok fena, çok kötü. Bununla bir kere ya da iki defa online maça çıkmıştım. Bu Dezerbi de İlginç menajerlerden birisidir. Çok nadir bulunur. Hem kanatlı hem açıklı. Öyle bir 3-2-2-3'ü var ki sağ kanat, sol kanat önlerinde sağ açık, sol açık oynatabiliyoruz. Çok hücumcu bir menajerdir. 5-2-1-2'ler, 4-3-1-2'lerin birçok farklı tarzı.
Ve aşağılara doğru indiğimiz zaman da en sonu 4-1-1-4. 4 hücumcu 10 menajer bulunmakta. Elimdeki menajerler de bunlardı. Bazen arkadaşlarımız sormaktaydı. Bu sezonu aslında bu şekilde tamamladık. Yeni oyunun çıkmasını bekliyoruz. Yeni oyunla ilgili de henüz bir bilgi yok. Bekliyoruz. Ekim ayı dediler. Bir şey açıklanmadı. Kasım ayına girdik. Bu Perşembe artık açıkladılar, açıkladılar. Daha da ertelemesinler. Önümüzdeki hafta My Club bölümü açılacak artık. Konsolda oyun 11 Kasım'da daha geniş kapsamlı bir şekilde devam edecek. Premium paketi de devreye girecek. Bakalım ne olacak? Haftaya Perşembe 11 Kasım'da herhangi orada bir aksilik olacak mı, olmayacak mı? Mobil tarafında da bir gelişme bekliyoruz. En azından bir bilgi versinler, haber versinler. Oyun şu zamanda çıkacak, şu zamanda şunlar gelecek diye de bilelim. Tarihleri bilelim en azından. Bir gelişme olursa da ben yine sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizlere iyi günler, iyi seyirler, hoşça kalın.